Muhterem hemşerilerim, değerli basın mensupları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Elazığ Belediyesi'nin 539 milyon TL karşılığında, yani eski parayla 539 trilyon karşılığında kentsel temizlik hizmetlerinde kullanmak üzere sürücüsüz araç kiralama işinde teknik heyetimizin incelemeleri sonucu ihale kanununa aykırılıklar ve şaibeler tespit edilmiştir. Elazığ'ımızın, hemşerilerimizin ve milletimizin menfaati için bu ihalenin iptalinin gerektiğini ve bu yüzden Cumhuriyet Savcılığına başvuruda bulunacağımızı sizlere arz etmek istiyorum. İhalenin teknik açıdan iptalini gerektiren hususları kısaca sizlere arz etmek istiyorum. Birincisi, hizmet alımı suretiyle bir kiralama işi yapılıyorsa eğer kamuya, bunu İhale kanununa göre yakıtlı olarak kiralayamazsınız. Burada bir takım şaibeler olduğundan dolayı Bakanlar Kurulu kararıyla yakıtlı araç hizmet alımı yapılamaz ibaresi çok net bir şekilde ortaya konulmuştur. Bundan dolayı birinci teknik aykırılık budur. İkincisi, ihale sonuç ilanı ayın Ağustos'un 7'sinde yayınlanmış. Ancak bakıyorsunuz ihalenin sözleşmesi yayınlanma tarihinden 2 gün önce sözleşme imzalanıyor. Kanun maddesi çok açık bir şekilde sonuç tarihi yayınlandığı günden itibaren 5 gün içinde sözleşme imzalanamaz. 5 gün içerisinde sözleşme imzalanamaz. 5 günden sonra ancak sözleşmenin imzalanacağını çok net bir şekilde ifade eder. Ve en önemli kısmı mali açıdan İptal edilmesini gerektiren hususları incelediğimizde yaptırdığımız bilirkişi çalışmalarına göre Elazığ Belediyesi'nin kiralamak istediği 82 aracın aslında tamamının maliyeti satın alınmak istense, yani bu araçlar Elazığ Belediyesi'ne kazandırılmak istense 106 milyon TL ile zaten 176 milyon TL araçların maliyetinin kendisi. Yani siz eğer 2024 model almak isterseniz 176 milyon TL, şartnamedeki gibi 2015 model almak isterseniz 106 milyon TL'ye kadar bu araçları zaten satın alabiliyorsunuz. Hal böyleyken bu araçları 3 yıllığına gidip 540 milyon TL'ye kiralamak resmen akıl tutulmasıdır. Evet, araç kiralanabilir belediyeye ama bunlar nedir? Kısa süreli bir işiniz vardır. Bunu çözmek için araç kiralarsınız. Ancak uzun süreli, yani Elazığ Belediyesi'nin aslında en temel ihtiyacı olan çöp kamyonlarının tutulup da kiralanması asla, özellikle bu tutarlara kiralanması asla kabul edilemez. Biz bu ihalenin iptalinin kamu zararını engellenmesi adına önemli bir adım olarak görüyoruz ve bunun karşısında olduğumuzu net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bundan dolayı Cumhuriyet Başsavcılığına biz bu konuyu taşıyacağımızı ifade etmek istiyorum. Saygılarımı arz ediyorum.